Arkadaşlar tekrardan hoş geldiniz. Tamam. Evet en son bu tahmin oyununu yaptık arkadaşlar. Tahmin oyunu nasıl yaptığımızı anladınız. Çok basit bir tane tahmin oyunu yani. Bir tane sayı yaptık, bir tane deneme yaptık. Adamın yapacağı denemeleri saydırtıyoruz ki şöyle bir cümle yazabilmek için bu denemeyi saydırtmamız lazım. Adam kaçıncı denemesini yapıyor? Saydırtmamız lazımdı. Hadi şimdi yazdık bunu. Şimdi bunu bir tık daha ileriye taşıyorum. Bunu göreceksiniz de ben anlatamayacağım herhalde. Yani kütüphaneler Şimdi şu sayıyı biz belirledik değil mi? Farkında mısınız? Bu sayıyı biz belirledik. Şimdi şöyle bir şey yapalım sizinle. Bu sayıyı bilgisayar belirlesin. Oyunu biz oynayalım. Gelin birlikte oyun oynayalım. Ne yapalım biliyor musunuz? Şunun aynısını kopyalıyorum aşağıya. Şunun aynısı aşağıya kopyalıyorum. Bu sefer sayı 53'ü ben gidip elimle yazmayayım. Bu sayı 53 rastgele gelsin. Rastgele bir tane sayı belirlesin bilgisayar. Ben o sayıyı bulmaya çalışayım yani. Kendi yazdığım kodlarla kendi oyunumu oynayayım yani. Tamam Nasıl yapacağız bunu? Sayı 53 değil. Şurayı kaldırıyorum. Şurada arkadaşlar kütüphane dediğimiz mevzu var şimdi. Biz şu anda Python'ın gömülü kütüphaneleriyle çalıştık. Gömülü fonksiyonlarıyla çalıştık. Hiç dışarıdan bir kütüphane import etmedik. Import etme kavramını bilmiyorsunuz. Şimdi bir ufak girelim buna. Import dediğinde içi aktar gibi bir anlam var. Yani içi aktar, al. Import etmek, almak gibi bir anlam var bunun. Neyi al? Random diye bir kütüphane var tamam mı? Random rastgele demek İngilizce'de. Ha? Import random. Random kütüphanesini al gibi bir anlam var. Bunun. Import random dediğimde bana ben, bu şu anda şunu yapıyor. Random kütüphanesini alıyor. O kütüphanenin içindeki fonksiyonları, klasları, her şeyi almış oluyorsun. Sen şu anda ekstradan random diye bir kütüphane çağırmış oldun. Bu kütüphaneyi niye çağırdık arkadaşlar? Bu sayı random bir şekilde oluşturmak için çağırdık değil mi? O zaman burada sayı random bir şekilde çağıralım. Ne yapalım biliyor musunuz? random diyorum. Random kütüphanesinden çağıracağım. Sonra nokta koyuyorsun. Random kütüphanesinden ne çağıracağım? Random kütüphanede bir dünya şey var. Yani random'dan ne çağıracaksın? Evet, sizin bilmeniz gereken en önemli fonksiyon şu. Random. Random kütüphanesinden random çağıracağım. Sonra açıyorum random fonksiyonu. Random fonksiyonu çok önemli bir fonksiyon arkadaşlar. Random fonksiyonu istediğin aralıktan bir sayı döndürüyor sana bu kadar. İki aralık giriyorsun. Diyorsun ki 1 ile 100 arasında bitiyor. 1 ile 100 arasında bir tane rastgele sayı sana döndürüyor. Bu kadar. Range'in iki tane parametre alır. Biri başlangıç, biri bitiş. 1, bir, 100 dediğimde bakıyorum, return random integer in range AB including both. Yani ikisi de dahil. Dolayısıyla şu 1 de dahil, 100 de dahil. Yani biz şey gibi düşünmeyin. O diğer listeler gibi düşünmeyin. Sonu dahil değil gibi düşünmeyin. Burada ikisi de dahil. Yani bir de dahil, yüz de dahil. Bir ile yüz arasında bir tane sayı döndürecek bu. Bakın şunun nasıl çalıştığını anlamak istiyorsanız yukarıda bir yerde bunu bir deneyelim. Deneyelim daha rahat görün. Bak random kütüphanesini import ettim. Ondan sonra da şunu yazıyorum. Random nokta random nokta rendint bir yüz dediğimde bir ile yüz arasında bir sayı döndürecek bana. Çalıştırdım üstü. Bak 55. Bunu bir daha çalıştırsam 96. Başka bir sayı. Rastgele rastgele sayılar döndürüyor. Bir daha çalıştırsam 25. Bunun gibi rastgele sayılar döndürüyor. Anlayabildik mi şimdi rendit mantığını? Şimdi bu rendit mantığını kullanalım işte. Random'ı çağırdım. Rendit'le random rastgele bir sayı atandı. Şu anda sayıya rastgele bir sayı atandı. Denemeler başlayacak. Evet oyun oynanacak. Ne zamanki tahmin sayı bulursa falan. Gerisi aynı. Tamam. Başlatalım ve oyunu biz oynayalım. Hadi biz oynayalım bu oyunu şimdi. Çalıştırıyorum. Mehmet Eymen yazma şu ekrana bir şey. Evet çalıştırdım birle bir sayı bulmaya çalışacağız. Şimdi biz oynuyoruz. Sayı biz de bilmiyoruz arkadaşlar. Rastgele bir sayı geldi ama acaba kaç geldi ben de bilmiyorum. Bakalım. 50 diyelim ilk önce. En mantıklı şekilde oynamaya çalışalım oyunu. 50 dedim. 50'den daha büyük bir sayı giriniz diyor. Tamam. 75 diyelim. Demek ki 50 ile 100 arasında bir şey 75 olsun. 75'ten de büyük. Demek ki 75 ile 100 arasında bir sayı. 75 ile 100 arasında 87 falan var. 87 ya da 88. 87'yi diyelim mesela. 87'den de büyük. 87 ile 100 arasında işte 93 mi var? Öyle bir şey var. 93, 94, 94, 94 olsun. 94 diyelim. 94'ten de büyük. Vay anne, 94'ten de büyük. 94 ile 100 arasında bir sayı rastlamış. 94 ile 100 arasında bir sayı 97 mi var? 97 var. 97'yi diyelim. Dedik. 97'den de büyük. Yüzümüze içtik. Ne anda anlamadım. 97'den de büyük. 99 olsun bakalım. Altıncı tahmin. 99'dan küçük. Evet. 97'den büyük demişti. Şimdi 99'dan küçük diyor. O zaman cevap 98. 98'i girelim, çalıştıralım ve oyunu bilelim. Kaçıncı denememizde? 7. denememizde 98'i bulduk arkadaşlar. 7 kez denedik. Kendi yazdığımız oyunu kendimiz oynadık. 7 defa tahminde bulunduk ve 7. tahminimizde doğru cevaba ulaştık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kendimiz bir arayüzde ufak bir oyun yazdık. Oynadık. Şurada gelen sayı biz de bilmiyorduk. Hocam atın. Bunu dediğim gibi ders sonunda paylaşacağım Yağız. Tamam. Ders sonunda paylaşacağım bunu komple paylaşacağım. Peki mantığı bir ufak anlayın diye. Mantığı bir ufak anlayın diye böyle bir ufak bir oyun göstermiş oldum size arkadaşlar. Hadi devam edelim. Bir sonraki sorumuz ne? Kaçıncı soru bilmiyorum. Bir sonraki soruya bir bakalım. Oyun tahmin işi bittikten sonra şu. Kullanıcıdan yüzden büyük ve 6'ya bölünen bir sayı girene kadar. Evet. Şuna bakalım. Bu ne diyor? Evet. Kullanıcıdan yüzden büyük ve 6'ya bölünebilen bir sayı girmesini isteyelim. Yüzden büyük ve 6'ya bölünen bir sayı isteyeceğiz kullanıcıdan. Doğru şartlar sayı girerse işten bitecek. E, ist girmezse istemeye devam edeceğiz. Bu herhalde zor değil. Çok bir şart da koşmamış. O zaman başlayalım. E, while true ile başlayalım. E, sonra tahmin diyelim. Kullanıcıdan bir sayı isteyeceğiz. Tahmin ya da sayı da diyebiliriz. Bunu tahmin etmiyoruz. Şey. Sayı int input diyelim ee, lütfen yüzden büyük şu den koyabilmek için şunu çift tırnak yapalım bu sefer lütfen yüzden büyük ve 6'ya tam bölünebilen bir tam sayı giriniz diyelim kullanıcıya bunu dedik kullanıcı bir sayı girdi şimdi kontrol etme vakti eğer kullanıcının girdiği sayı büyüktür 100 ve bir şartımız daha var. İki şart var burada. Ve and bağlıyorduk bu şartları. Ve bu girdiğimiz sayı 6 yatan bölünüyorsa sayı mod 6 eşit eşittir 0 ise şu anda iki tane şart koştum burada arkadaşlar. Şartları parantez için alıyorum. Şartımın ilki sayı yüzden büyükse şartımın ikisi de sayı 6 yatan bölünüyorsa. Evet şu iki şartı birden sağlıyorsa evet print ne diyelim tebrikler diyelim ve işlemi bitirelim. Break edelim. Pardon, bitsin. Aksi takdirde, s yes, yani uygun şartlar girmezse, print lütfen uygun şartlarda bir sayı diye. uygun şartlarda bir sayı giriniz diye uyaralım. Ondan sonra döngü bir daha başa dönsün, bir daha istesin kullanıcıdan. Tamam? Yazdık herhalde, bir bakalım doğru çalışıyor mu? Çalıştırdık. Yüzden büyük ve 6'ya bölünen bir sayı, 102 var, 102 var, 108 var. Tek de doğruyu bilsek mesela, 102 hem yüzden büyüktür, hem 6'ya bölünür. Çalıştırsak. Tebrikler. Direkt doğruyu biliyoruz ve bitiriyor. Çalıştıralım bir daha. Yanlış bir şey girsek. Önce 101 girsek. Yanlış. Uygun şartlarda bir şey girin. Bir daha soruyor. Sonra 104 girdim mesela. 105 girdim. Gene yanlış. Ondan sonra doğru aklıma geldi. 102'yi girdim. Bu sefer tebrikler diyor bitiriyor. Tam gayet doğru çalışıyor. Bunu geliştirebilirsin arkadaşlar. Üste yaptığımız gibi buna deneme. Şu denemede doğru bildiniz diyebilirsin işte. İşte 5 can ekleyebilirsin. 5 can da bilemezse oyun bitsin gibi ekleyebilirsin. geliştirmek size kalmış. Ben burada temel mantığı anlatıyorum. Geliştirmeleri yapabilirsiniz kendi başınıza kaldığınızda. Diyelim peki bu bir tane daha soru var. Şunu da yapalım. Sonra fonksiyonlara geçiyoruz. Kullanıcıdan iki sayı girmesini isteyelim. Birinci girdiği sayının 5'e tam bölünmesini, ikinci girdiği sayının 3'e tam bölünmesini isteyelim. Kullanıcı birinci sayıyı istediğimiz şartlarda girmezse girdiğin sayının 5'e bölünmesi gerekiyordu uyarısını verelim ve tekrar isteyelim. Kullanıcı ikinci sayıyı istediğimiz şartlarda girmezse. Evet iki tane sayı var. İkisine göre şartlar deneyeceğiz. Ne zaman ki iki sayıda şartları ürün girmeye başarsa o zaman tebrikler başardınız yazalım. Tamam. Kullanıcıdan iki tane sayı isteyeceğiz bu arada. Peki. O sayıları sürekli while'ın içinde isteyeceğiz. Evet. Dolayısıyla dışarıda bir değişkene ihtiyacım yok diye tahmin ediyorum. Varsa da varsa da yarıda gelir aklımıza yazarız. Yani şu anda yok diye tahmin ediyorum. While true ile başlayalım. Evet. Kullanıcı while true ile başlayalım. Kullanıcıdan sayılar istemeye başlayalım. Bir sayı bir isteyelim. E, bu sayı birimiz input nasıl olacaktı sayı 1? Lütfen 5'e tam bölünen 5'e tam bölünen bir sayı giriniz dedik. Burada ben biraz takıntılıyım. Bunu kesmeli yapalım o zaman. Şöyle olsun. Lütfen 5'e tam bölünen. Aynısını kopyaladım. Sayı 2 de isteyeceğiz çünkü adamdan. Alta yapıştırdım. Sayı 2. Sayı 2 de ne istiyorum? Lütfen 3'e tam bölünen bir sayı girsin bunda da. Ondan sonra başlıyoruz şartlarımıza. Eğer. He. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey geldi aklıma. Şartı burada koşarsak. Şartı burada koşarsak sıkıntı ne biliyor musun? Adam sayı 1'i de girecek. Sayı 2'yi de girecek. Ondan sonra adama kızacağız. Halbuki bu hoş bir şey değil. Yani adam sayı 1'i yanlış girdi. Ondan sonra bir daha sayı 2'yi soruyoruz. Yani niye soruyorsun ki? Bu adam sayı 1'i yanlış girdi zaten. Tekrar sayı 1'i sormalısın buna mantıken. Dolayısıyla if şartını biz şu araya koymalıyız. Yani daha güzel bir program çalışması için. Mantıken yani daha güzel olması için. Öyle hissediyorum. Şu sayı 1'i isteyelim. Hemen sayı 1'i bir if ile bir kontrol edelim. Eğer sayı 1 ne diyelim? 5'e bölünüyordu. Sayı 1 mod 5 eşleştir 0. Sayı 1 5'e bölünüyorsa tamam. Bir sıkıntı yok. Sayı 1 5'e bölünüyorsa şu sayı 2'yi istemeye devam etsin. Şu sayı 2'yi tablonun altına aldım. Sayı 1 5'e bölünüyorsa sayı 2'yi istesin. Ondan sonra sayı 2 de bölünüyorsa sorun olmasın gibi ilerleyecek burada. Ee, ama bölünmüyorsa şöyle bölünmüyorsa yapayım ya. Eğer sayı 1 5'e tam bölünmüyorsa şu durumda print lütfen 5'e bölünen bir sayı giriniz diyelim. Ve ne yapalım giriniz diyelim. Ve bu döngüyü başa alalım. Bu döngüyü başa hangi komutla alıyorduk arkadaşlar? Continue komutuyla alıyorduk. Bunu da çoğunuz hatırlamıyordur muhtemelen ama. Sayı bir 5'e bölünmedi mi? Continue deyip en başa alalım. Tekrar birinci sayıyı girsin. Lütfen 5'e bölünen bir sayı girsin. Eğer şu şart gerçekleşmezse tamam. Else mask geçmeme gerek yok. Şu şart gerçekleşmezse sayı 2 istensin. Tamam. Sayı 2 istensin. Sayı 2'de de gene aynı şartı Yine koşacağım. Bir if şartı. Eğer sayı 2 mod bu sefer kaça bölünmeydi? Mod 3 eşit değildir sıfıra ise. Sayı 2 3'e bölünmüyorsa bu sefer lütfen e, lütfen 3'e bölünen bir sayı giriniz dedik ona da. Tamam. Gayet güzel. Eğer aynen bunu dedikten sonra bir daha continue dersem sayı 1'i de isteyecek. Onu nasıl handle edebiliriz? Evet isteyecek mecbur isteyecek. ya. direkt sayı 1 kabul olsun, sayı 2 ile devam edelim demek istiyorsak şunu bir daha ifin, şu ifin içinde yazmalıyız. Çok karışacak ortalık ya. Bu kadar kompleks istemiyoruz da. Neyse. Çok kompleks bir çözüm yapmaya gittim ben. Bu kadar komplekse gerek yok aslında. Neyse. Eğer böyle derse tekrar başa alsın. Sayı 1'i de bir daha isteyecek artık. Yapacak bir şey yok. Onu düzeltmesini sonra hallederiz. Ya da şunlar olmazsa en son şuraya da bir if şartıyla ikisi de doğru çalışırsa yani eğer sayı 1 mod 5 eşit eşittir 0 ve sayı 2 mod 3 eşit eşittir 0 ise print tebrikler yazalım mesela. Peki, şu an bir sıkıntı oldu mu? Düşünün, kesin olmuştur şu anda pek hoş gözükmüyor. Hepsi if mi? Sayı 1 girdi. Sayı 1 yanlışsa döngüyü başa aldı. Sayı 1'i bir daha istedi. Doğruysa eğer şuraya hiç girmedi. Sayı 2 istedi. Doğruysa hiç girmedi buraya. Burayı bir kontrol etti. Burada ikisi de doğruysa tebrikler dedi geçti. Peki. Şu anda bu böyle doğru çalışıyor. Ama yanlışsa sayı 1 yanlış girdiyse başa girdi sayı 1 istedi. Eğer sayı 1'i doğru girdiyse ondan sonra sayı 2 isteyecek. Sayı 2'yi doğru girdiyse sorun yok da. Sayı 2'yi yanlış girerse continue deyip en başa atıyoruz. Sayı 1'i bir daha isteyecek, sonra sayı 2'yi bir daha isteyecek. Yani şurada bir ayar çekilebilir aslında ya. Sayı biri bir daha istemesin. Tekrar şunu if'in içine yazmamız gerekecek de. O kadar detaya da gerek yok. Neyse. Çalıştırtalım bakalım. 5'e tam bölünen bir sayı. Doğru girdim. 5'e bölünen 10 girdim. 3'e bölünen doğru girdim. 9 girdim. 3'e bölünüyor. Evet. Sonra tebrikler dedi. Peki break nerede? <laughs> break yapmamışız. Tebrikler dedikten sonra şunu tabii break etsin. Bir daha çalıştıralım. 5'e bölünen bir sayı girdim. 10 girdim. 3'e bölünen bir sayı girdim. 9 girdim. Tebrikler dedi. işlemi bitirdi. Peki doğru girmeseydik. Kalıştıralım bir daha. 5'e bölünen bir sayı girmedim. Mesela 7 girdim. Lütfen 5'e bölünen bir sayı giriniz. Uyarısını verdi. Yine istiyor benden 5'e bölünen bir sayı. Yine yanlış girdim. 9 girdim. Lütfen 5'e bölünen bir sayı giriniz diyor. Bir daha istiyor. Tamam bu sefer 5'e bölünen bir sayı girdim. 15 girdim. O zaman lütfen 3'e bölünen bir sayı girinize geçti. 3'e bölünen bir sayı yanlış girdim. İşte burada biraz sıkıntı. Yanlış girdim. 7'yi girsem bu sefer 5'e bölünen en başa atıyor. Orayı dediğim gibi ya ince bir ayar yapılabilir ama şu an o kompleksliğe girmek istemiyorum. 5'e bölünen bir sayıda doğru girdim 15. 3'e bölünen de doğru girdim 6. Tebrikler dediği geçti. Evet. Tamam. Hocam bölünebilen sayı bilgisayar setse formatlamayla. Bilgisayar setse. Dediğimi tam anlamadım Berayren. Neyse. Şu soruları bitirdik arkadaşlar. Ben şu dosyayı şöyle bir indireyim. Size atacağım bu dosyayı. Şu ödev soruları. Şu son ödev sorusunu gerekirse ben dersten sonra çözer iki saniye de atarım size. Biraz daha güzel yazılabilir bu kod. Bu kod çok içime silmedi yani. Uygulama geliştirsek bu uygulamayı satamayız yani. Şurada bir ufak bence eksik çalışan bir kısım var. Yani sayı 2 yanlış girilince bir daha sayı 2'yi sormalı. Tekrar sayı biri sorması mantıksız. Ee, tamam. Neyse şunu atacağım ben size arkadaşlar. Şimdi yeni bir not defteriyle fonksiyonlara başlıyoruz. Herkes yeni bir not defteri atsın. Çok önemli bir konuya gene başlıyoruz. Ve son konu. Göreceğimiz yani son konu. Ya yani bir de dictionaries, sözlük ve tapılları tam işlemedik sizde. Onlar da bir işleriz belki de. En önemli son konu diyelim yani. Fonksiyonlar diye bir başlık atalım. Functions diyelim. Functions parantez içinde fonksiyonlar diye bir başlık atalım. Peki. Yani metin belgesi. Böyle büyük functions, fonksiyonlar. Peki. Herkes şöyle bir başlık atıyor, bekliyor. Fonksiyonlar. Yeni bir konuya geçiyoruz. Fonksiyon nedir? Şimdi bu kavrama bile şu anda çoğunuz yabancı. Öyle tahmin ediyorum. Fonksiyonlar 10. sınıf konusu arkadaşlar. 10. sınıf matematik konusu. Fonksiyonun ne demek olduğunu bir ufak özet geçmeye çalışacağım. Ondan sonra konuşacağız. İlk önce teorik. Dediğim gibi ben her zaman bunu yapıyorum. İlk önce teorik, Ondan sonra koda dökmek. Koda dökme işlemleri. Önce teoriyi güzel anlamalısınız. Evet. Hatta bunu da yazalım. Bak. Fonksiyonlar matematik dersinde 10. sınıftaki fonksiyonlar konusuyla aynı işlevi görür. Yani 10. sınıfta öğrendiğiniz fonksiyonlar konusunu hatırlayanlar varsa, büyükler varsa buradaki fonksiyonlar da tamamen aynı. Peki küçükler için de açıklama yapalım hemen. Fonksiyon dediğimiz şey arkadaşlar bir fabrika gibi düşünebilirsiniz. Fabrika gibi düşünebilirsiniz. Bu fabrikaya bazı girdiler olacak, bazı şeyler girecek, fabrikada işlemlere uğrayacak ve çıktı olarak çıkacak. Farklı bir çıktı olarak çıkacak. Mesela 3 girecek bu fonksiyona, hop değişecek 13 olarak dışarı çıkacak mesela. Ne bileyim 5 girecek, değişecek 27 olarak dışarı çıkacak. Fonksiyonların görevi bu. Girdiler olur, çıktılar olur. Bu input output dediğimiz girdi ve çıktılar olur fonksiyonlara. Girdi gelir, fonksiyon içinde bazı işlemlere uğrar ve farklı bir çıktı olarak dışarı çıkar. Fonksiyonların görevi budur. Gelenleri bazı işlemlere tabi tutup daha farklı bir şekilde dışarı çıkartmak. Temel fonksiyonun görevi budur. Tamam mı? Fonksiyonun aynı işlevi gör diyelim. Fabrika gibi düşünülebilir. Tamam. Ee... Bu örneği verdik geçtik. Başka ne diyelim fonksiyonlar hakkında? Bu zamana kadar biz zaten Python'da bazı fonksiyonları kullanıyorduk arkadaşlar. Hatırlıyor musunuz fonksiyonları? İşte print fonksiyonu. Hep yaptığımız, her saniye yaptığımız print fonksiyonu. O bir fonksiyon. Onun bir görevi var. Onun bir görevi var. Biz zaten Python'da Python'daki bazı gömülü buna da built in deniyor yani built in gömülü fonksiyonları kullanıyorduk. Biz zaten farkında olmadan bazı fonksiyonlar zaten kullanıyorduk. Fonksiyon dediğimiz neydi? Bir daha açıklayalım. Print bir fonksiyondu. Print diyorduk parantez açıyorduk. Bu parantezi niye açıyoruz biliyor musunuz? Parantezi şu yüzden açıyoruz. Şu anda bu fonksiyonun içine bir girdi bekliyor sana. Şu print içine bir girdi bekliyor. Hani o girdi ve çıktı dediğim şey var ya. İçine sen bir girdi yazıyorsun. İ i̇sim yazıyor mesela. emincan Can girdisi. String emincan girdisi yazıyorsun. Sana çıktı olarak bunu ekrana bastırarak veriyor. Çalıştırdığında ekrana bastırarak bir emincan yazıyor bu sana. Çıktıyı sana ekrana bastırma işlemi olarak veriyor print. Print fonksiyonunun çıktısı böyle. Girdi ve çıktı çalışma mantığı böyle. Başka bir fonksiyonun farklı. İşte len fonksiyonu var değil mi? Len içine emincanı yazsak len'in çıktısı nasıl oluyordu? Len'in içine biz emincan diye bir girdi soktuk. Çıktısı nasıl olacak bunun? Emincanı saydırtacak. Kaç karakter varsa çıktısı öyle olacak. Bakıyoruz E'yi sayacak, M'yi sayacak değil mi? Kaç tane var? 3, 4, 5, 6, 7, 7. Çıktısı 7 olarak olacak. Bak Emincan girdi len fonksiyonuna 7 çıktı. Fonksiyonun görevi bu. Biz zaten bu fonksiyonları kullanıyorduk. Bazı ismini bilmiyorduk sadece. Bunlara gömülü fonksiyonlar deniyor. Python'ın her zaman kullanılan gömülü fonksiyonları. Tamam Doğuştan var bunlar yani. Python'ın dediğim gibi doğuştan gömülü fonksiyonlar var. Bunlar işte Birkaç tane örnek verelim. Print, başka, len, başka işte ne bileyim type ve benzeri diyelim. Bunlara built-in fonksiyonlar deniyor. Bunlar Python içinde zaten var. Biz şimdi ne öğreneceğiz peki? Bu fonksiyonları zaten biliyorduk. Biz ne öğreneceğiz? Biz de şimdi kendi fonksiyonumuzu yazmayı öğreneceğiz arkadaşlar. Yani kendi özel fonksiyonumuzu yazmayı öğreneceğiz. Ben öyle bir fonksiyon yazacağım ki onun da bir görevi olacak. Onu da başka yerlerde kullanabileceğim. Kendi fonksiyonumuzu yazacağız yani gömülü olanlar değil, kendi özel fonksiyonlarımızı yazacağız. Buna özel fonksiyonlar deniyor. Gömülü ve özel. Gömülüler otomatik olarak Python'da olan fonksiyonlar. Özel fonksiyonlar da bizim kendi yazacağımız fonksiyonlar. Peki. Devam edelim. Tamam şunlara gerek yok daha. Devam bakalım. Diğer madde. Evet. Python'da ve diğer programlama dillerinde fonksiyonların oldukça önemli bir yeri vardır arkadaşlar. Fonksiyonların kullanımının oldukça önemli bir yeri vardır. Bu yerde ne biliyor musunuz arkadaşlar? Bir işlemi, bir işlemi sen don't repeat yourself kuralını hatırlıyor musun? Yani defalarca yapmak mı istersin? Yoksa kısa kısa fonksiyon haline getirip onu ondan sonra bir burada kullandım, aşağıda bir yerde yine kullandım, yine kullandım. O fonksiyonu sürekli farklı yerlerde kullanmak mı istersin? Yani o fonksiyon, fonksiyonun asıl amacı bu. Fonksiyonun asıl amacı yapılacak olan aynı işlemi çok daha kısa şekilde kullanmak aslında. Tamam. Don't repeat yourself'e yardımcı bir şey diyelim. Evet, aynen bir şey yazdığımızda o kod satırlarını çalıştıracak ama kısa olacak. Daha kısa olacak yani evet. Fonksiyonun içine sen kodları tanımlayacaksın. Diyeceksin ki bir Ürün girdi mi? Şunu 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 şunları yap diyeceksin fonksiyona. Fonksiyon bunu öğrenecek. Ona göre çıkartacak. Başka bir ürün girdi mi? Gene aynılarını yapacak. Başka bir ürün girdi mi? Gene aynılarını yapacak. Sen sürekli şurada yapılacak olan o işlemleri sürekli yazmak zorunda kalmayacaksın. Sürekli o ifleri, else'leri her seferinde yazmak zorunda kalmayacaksın. Bir defa yazacaksın. Fonksiyonu tanımlayacaksın. Ondan sonra fonksiyona girecekler çıkacaklar. Girecekler çıkacaklar. Atar mısınız? Atacağım şimdi. Biraz daha devam ediyorum. Tamam bu kadarını da atayım da. Yazılar devam edecek yani. Peki. Devam edelim. Fonksiyonların görevi. Evet burada biraz daha açıklamışım. Fonksiyonların görevi. Karmaşık işlemleri bir araya getirerek. Karmaşık işlemleri birden fazla yapılacak karmaşık işlemleri. Bir araya getirerek. Tek bir adımda. Karmaşık işlemleri bir araya getirerek. Tek bir adımda yapmamızı sağla. Fonksiyonların yaptığı şey bu arkadaşlar. Yani bir dünya işlem var aslında arka planında. O fonksiyon arka planda bir dünya işlem var. Ama biz sadece diyoruz ki şu fonksiyon şu sayıya uygulansın. Şu fonksiyon şu sayıya uygulansın. Şu fonksiyon şu sayıya uygulansın. Arka planda yazılan işlemleri, kodları defalarca defalarca tek tek elimizde yazmayacağız. Bir kere fonksiyon içinde onu tanımlayacağız. Ondan sonra yazacağımız tek kod bu olacak yani. Şu fonksiyonu şu sayıya uygula, şu fonksiyonu şuna uygula diyeceksin. O sürekli o kodları onlar uygulayacak örneklerle daha iyi anlayacaksınız. Ama şu teoriyi de yazmamız lazım arkadaşlar. Evet, burada önemli artık fonksiyonun nasıl kullanıldığına geçiyoruz. Artık her fonksiyonun her fonksiyonun işlevini yerine getirebilmesi için yerine getirebilmesi için kullandığı parametreleri vardır arkadaşlar. Parametre kelimesine siz biraz aşina olmalısınız. Yani parametre kelimesini biz işte parametre printten falan hatırlıyoruz. Print işte Emincan diyorduk. Parametre olarak virgül işte sep parametresini görmüştünüz. Neyle bölelim bunu? Ya da end parametresini görmüştünüz. Bunlar fonksiyonların parametreleri. Fonksiyonların içine giren şeyler. Bu printin mesela şu anda end diyelim. End'i de, de şöyle yıldız, yıldız 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 yapan. Sonu yıldız yıldızla bitsin. Şu anda bu printin içine iki tane girdi geldi arkadaşlar. İki parametre geldi. Parametrelerden ilki yazdırılacak olan Emincan ismi. Parametrelerden ikincisi de end parametresi. End parametresi de yıldızla bitsin diye bir parametre. Yıldız geldi. Yani şu anda printin içinde iki tane parametre girmiş olduk biz. Birinci parametre ne yazdırılacağı. İkinci parametre sonu neyle biteceğini tarif ediyor. Bu şekilde şu giren ifadelere biz parametre diyoruz. Sadece hatırlatmak adına parametrenin ne demek olduğunu hatırlatmak adına fonksiyondan içine parametreler veririz. O parametrelere göre Dışarıya bir şeyler çıkar. Tamam? Bunları hatırlatmış olduk. Peki tamam. Yeterli herhalde. Yavaştan artık fonksiyon oluşturmaya geçelim. Fonksiyon nasıl oluşturuyoruz? Şöyle bir başlık, alt başlık olsun bu. Fonksiyon oluşturma diyelim mesela. Fonksiyon oluşturma. Fonksiyonlar nasıl oluşturulur? Evet. Şimdi arkadaşlar fonksiyonda gömülü fonksiyonlarda oluşturma işlemini biz yapmıyorduk. Onlar zaten oluşturulmuş fonksiyonlardı. Biz onları sadece biz onları sadece kullanıyorduk. Evet, onu da yazalım gene. Python'daki gömülü, bu built-in deniyor arkadaşlar. Built-in yani gömülü fonksiyonları kullanmak için sadece ne yapıyorduk? Fonksiyon adını yazıyorduk, bir de parantez açıyorduk. Yazmak yeterliydi. Şu şekilde çalıştırıyordu. Yani fonksiyon adı parantez. İşte print sonra parantez açıyorduk, çalışıyordu. Ne bileyim? len parantez açıyorduk, içine istediğimizi sokuyorduk, çalışıyordu. Type parantez açıyorduk, içine istediğimizi sokuyorduk, çalışıyordu. Normalde gömülü fonksiyonları bu kadar basit çalıştırıyoruz. Bunlar çalıştırma ama çalıştırıyoruz. Yazmıyoruz, sıfırdan yazmıyoruz. Şimdi sıfırdan yazacağımız kendi fonksiyonlarımız için gömülü olmayan fonksiyonlar için yani gömülü olmayan buna özel de diyebiliriz. Özel fonksiyonlar oluşturmak için oluşturmak için yazılması gereken sinteks bu şekilde. Yazılması gereken sinteks şu şekilde arkadaşlar. Sinteks dediğim yazım şekli. Yazılması gereken sinteks şu şekilde. Def diyeceksin. Def definition'dan geliyor gene function'dan geliyor. Def function kısaltması. Def parantez içinde fonksiyon adı. Def bu. Ondan sonra fonksiyon adı. Ondan sonra parantez içinde hangi argümanları alacak içine, hangi parametreleri alacak içine? Parametre 1, virgül, parametre 2, virgül, nokta 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 sonra da en sonuna da iki nokta şeklindedir. Bu tabii şu anda çok anlamsız geldi. Aşağıda hemen bunu görselleştireceğim, örneğini vereceğim arkadaşlar. Yani biz bir fonksiyonu nasıl oluşturuyoruz? Hemen söylüyorum. def selam verme. Bir kere ismini ben belirliyorum. Bak def'i yazıyorsun. def dediğinde sen bir fonksiyon oluşturacağını bilgisayar anlıyor. Bundan sonra boşluk, boşluk bırakıyorsun bir tane. Şimdi bir fonksiyon adı. Bu fonksiyon adı sana kalmış. Sana kalmış ama gidip saçma sapan bir fonksiyon adı da verme. Yani o fonksiyonun görevi neyse ona mantıklı. Mesela print'in görevi yazdırmak değil mi? Ekrana yazdırmak. O yüzden adamlar adına print demiş zaten. Yani yazdır anlamına geliyor print zaten. Yani mantıklı isimler verin yani. Evet def. Ben mesela selam verme fonksiyonu yapmak istiyorum. Selam verme fonksiyonu da kişiye selam versin. isminde selam versin. Böyle bir hedef planları mesela. Def diyorum. Selam verme yazıyorum mesela. Selam verme. Fonksiyonun ismi bu. Def selam verme. Def'i yazdım. Fonksiyonun ismini yazdım. Ondan sonra hemen ne yapıyorum? Parantezimi açıyorum. Parantezimi açıyorum. Evet. Bu selam verme fonksiyonu olduğu için parantezi açacaksın. İçine şimdi parametreleri gireceksin. Parametre dediğimiz şey arkadaşlar ne bekliyor için? İçine parametre olmalı mı? Parametre şart değil ama Genelde oluyor. Mesela bir isim parametresi bekliyorum ben içinde. İsim dediğinde bu şu anlama geliyor. Selam verme bir tane de isim girilsin işine anlamına geliyor. Parametre olarak isim var. En sona da bir tane iki nokta koyuyorum. İki noktada koyuyorum. Enter'a bastığımda beni indentation atıyor. Fonksiyonum oluşturuldu. Burada kodlarımı yazacağım. Gerekli şeyleri burada yazacağım. Sadece şu yazıma alışın yeterli şu anda. Def diyorsun. Fonksiyon ismi diyorsun. Fonksiyonun içine girecek parametreleri yazıyorsun isim. İstersen başka bir şey daha yazalım. Yaş gibi. isim yaş, kilo. Üç tane parametre girdim şu anda. Şu anda benim fonksiyonum üç parametreyle çalışıyor. Bu fonksiyonu çalıştırmak için isim de yazmalısın, yaş da yazmalısın, kilo da yazmalısın. Bu üçünü yazarsan bu fonksiyon çalışacak Ya şu aşağıdaki kodlar çalışacak. Şimdilik yazmadım kod da. Aşağıya kodlar yazdım çalışacak. Yani sinteksi alışın yeterli şu anda. Def diyorsun. Kendi belirlediğin bir tane fonksiyon ismi belirliyorsun. Sonra içinde girilecek parametreleri yazıyorsun. Şunlar da sana kalmış. Buraya da istediğini yazabilirsin yani. ABC yazsam da olurdu. Şuna A, şuna B, şuna C yazsam da olurdu. Ama bir kere daha söylüyorum. Ortalık karışıyor. Mantıklı şeyler yaz, arkadaşlar. Yani sen şu A parametresinin isim olmasını istiyorsan buna isim yaz gibi A deme. Yani şu B'nin yaş anlamına gelmesi yaş yaz. Şu ne bileyim kilo ise kilo yaz. Daha mantıklı şeyler ver ki ortalık karışacak. Yani her yere ABC diyemezsin. Bir dünya fonksiyon tanımlayacaksın. Bir dünya şey yapacaksın. Bu mantıklı isimler vermek özellikle bu fonksiyon konusunda önemli bir kere daha uyarıyorum. Tamam, bir sıkıntı yok. Fonksiyon bu şekilde oluşturuluyor dedik. Ee, devam. Sonra başka neyden bahsedelim? Evet, fonksiyonlarda da gördüğünüz gibi şu aşağıda belli oluyor zaten de yine de yazalım. Fonksiyonlarda da indentation vardır. Indentation vardır. Indentationın ne demek olduğunu anlıyorsunuz. Lokal kod yani. Şu fonksiyonu defle yazdım yazdım. Enter'a bastığımda, bak yeni biraz boşluklu bırakıyor. Globale bırakmıyor. Globalle bırakmıyor. Lokale bırakıyor. Lokal bir alana alıyor. Burada yazacağım şeyler çünkü burada yazacağım kodlar bu fonksiyon çalıştığı zaman geçerli olacak kodlar çünkü. Bu fonksiyon çalıştığında geçerli olacak. Gidip de her zaman globalle çalışan fonksiyonlar değil. Dolayısıyla indentation var. Peki. Evet bu da son ve asıl önemli kısım arkadaşlar. Fonksiyonlar oluşturulduktan sonra fonksiyonlar oluşturulduktan sonra o fonksiyonu çağırıp kullanmak için o fonksiyonu çağırıp kullanmak için şunu yaparız. Selam verme fonksiyonunu oluşturdum ya ben. İsim selam verme. O fonksiyon adını yazarsın. Fonksiyon adını yazarsın. Sonra parantez. Mesela parametre isim, yaş, kilo Üç tane parametre istiyor değil mi? Sen bu üç parametreyi de girmelisin. Üç tane bu girilen şeylere de argüman deniyor. Çok önemli değil de. 3 argüman girmelisin yani. Argüman bir virgül argüman 2 virgül argüman 3 virgül nokta 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 işte. Kaç parametre varsa bu fonksiyonda selam vermede üç tane var diye üç tane girdim buraya. Yani kaç tane parametre istiyorsa bu fonksiyon sen o parametrelerin hepsini girmelisin. Argüman olarak argüman bir argüman iki argüman üç şeklinde girmelisin diyelim ve şimdi. Şimdi arkadaşlar hızlıca bir tane fonksiyon yazalım. 3 dakikamız kalmış. Bir tane fonksiyon yazalım. Ama aklınızda kalsın yani. Selam verme. Selam verme şunu yapacak arkadaşlar. Print şunu yapacak. F string halinde önce ismi yazsın. Merhaba. Merhaba. Şurada isim. Şu girecek olan isim. Merhaba isim. Duyduğuma göre şöyle duyduğuma göre şu yaşındaymışsın. Burada 26 yaşınday Hoşsun. Ve şu. Kilo işte Kilo daymışsın. Şeklinde bir selam verin. Tanıştığıma memnun oldum. Tanıştığıma memnun oldum. Şöyle bir şöyle bir selam verme fonksiyonu tanımladım ben şu anda. Bu fonksiyonun ne yaptığını hızlıca bir konuşalım. Son kez özet geçelim. Def selam verme fonksiyonu içine isim, yaş ve kilo olmak üzere 3 tane parametre alıyor. Sen bu fonksiyonu çalıştırabilmek için bu üç parametreye girmelisin. Peki girdik. Aşağıda bir yerde üç parametreye girerek çalıştırdığımızda bu fonksiyonu. Bu fonksiyon nasıl çalışacak? Nasıl çalışacağını aşağıda ben tanımladım. Bu fonksiyonun tek görevi ekrana bir tane print etmek. Ne print ediyor ekrana? Merhaba işte isimle girildiyse o. Duyduğuma göre şu yaşındaymışsın, şu kilodaymışsın şeklinde bir tane karşılama mesajı. Tamam? Bir tane karşılama, selam verme mesajı print edecek. Şunu şöyle çalıştırıyorum. Çalıştırdım. Bakın şu anda hiçbir şey vermedi ekrana. Hiçbir şey olmadı. Şu anda ne oldu biliyor musun? Ama tik de koydu yani çalıştı bu kod. Şu anda ne oldu biliyor musun? Bir tane fonksiyon oluşturuldu. Şu anda selam verme diye bir fonksiyonum var benim. Benim artık selam verme diye bir fonksiyonum var. Hani nasıl ki print diyorum parantez açıyorum fonksiyon bu çalışıyor tanıyor bunu Python. Artık selam verme deyip selam verme ismini güzel yazmalısın aynı şu şekilde. Selam verme deyip parantez açtığımda da Python bunu tanıyor. Ya bak isim bekliyorum senden diyor. Yaş bekliyorum diyor. Kilo bekliyorum diyor. Hemen verelim. İsim Emincan. Araya virgül. İlk argümanımı girdim. İlk argümanım Emincan. İsim parametresine Emincan argümanını girdim. Sonra yaş. Yaş parametresine 26. 26 argümanını girdim. Virgül. Kilo. Kilo parametresine 77 argümanını girdim. 3 argümanı da girdim. Başka 3 parametreyle girdim. Başka bir şey istemiyor benden. Şunu şu şekilde çalıştırdığında Shift Enter yaptığında bakalım neyle karşılaşacağım. Fonksiyonu çağırmış olacağım şu anda arkadaşlar. Çalıştırdığımda Merhaba Emincan duyduğuma göre 26 yaşındaymışsın. 77 kilodan tanıştığıma memnun oldum. Al sana fonksiyon. Fonksiyonu kurduk. Ve fonksiyonu çalıştırdık. Şimdi arkadaşlar bu fonksiyon ne işimize yaradı hocam? Print'i biz elimizde de yazabilirdik değil mi? Bir kere yazabilirdik. E arkadaşlar ya lazımsa ya başka biri lazımsa. Bak hemen kopyalıyorum şunu. Ya ismi Ali olduysa çocuğun İsmail ise ve 24 yaşındaysa, 75 kilodaysa çalıştır. Bak Ali'ye de selam verdi. Ya başka biri olsa ismi Ayşe olsun. Ayşe olsun. İşte bu 34 yaşında biri olsun ve 55 kilo olsun. Çalıştırdım. Bak Ayşe de selam verdi. Gördüğün gibi birden fazla defa çok basit bir şekilde kullanabiliyoruz. Fonksiyonların temel mantığı bu. Ders bitmek üzere atacak bizi. O yüzden hızlı geçtim. Bir sonraki ders fonksiyonlardan devam edeceğiz. Fonksiyonların temel mantığı bu arkadaşlar. Görüşmek üzere. Yarın Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Bay bay.